Sonbaharın yaklaştığı bu günlerde kışlık hazırlıklar da hızlandı. Korkuteli TV olarak bugün salçalık domates pazarına giderek hem satıcılara hem de alıcılara mikrofon uzattık. Evet, Yeşil teyzeciğim. Yayla'nın Korkutelimizin meşhur meyveleri ve sebzeleri. Çok güzel yiyoruz sağlıkla sıhhatle. Bunlar salçalık mı? Bunlar salçalık değil, bunları kurutacağım. Ben kışın dolma yapacağım. Salçaları yaptık. Peki ne kadar aldınız? 1 liraya değmez. Çiftçinin emeğine değmez. Yazık, çok yazık. Biz emekliyiz, biz mutluyuz ucuz aldığımız için. Çünkü ama köylü mahvolmuş. Evet, kolay gelsin. Ne kadar abicim domatesin kilosu? 1 lira şu an. Zararına. Salçalık. Salçalık. Evet. Malum salça zamanı. Şimdi alışlar çoktur, rağbet çoktur. Evet, fiyat da uygun olunca, zararını da satınca gayet güzel rağbet. Ekonomik krizden dolayı herkes ucuza yöneldiği için ucuz sattığımızdan rağbet de güzel yani. Bunu biz kiloyla 4'e veriyoruz. Çuvalla alırsan 3'e veriyoruz. Bu küçük köyden, kendi köyümüzden geliyor. Biberler güzel, seçme yapıyoruz tarlada. Her gün toplanıyor 1-2 ton. İdeal yani. Peki satışların nasıl? Güzel mi? Güzel, Allah bereket versin. İyi, kazanıyoruz yani. Kazanıyoruz. Domates ne kadar sende? Kasayla 1,5 lira. İri bunların hepsi. Kilosu normal. Kiloyla alırsanız 2 lira. Kasayla alırsanız 1,5. Salçalık domates mi bunlar? Salçalık. Vatandaş nasıl buluyor fiyatlarını? Pahalı. Pahalı mı buluyorlar? Evet. Geçen sene ben bu domatesi sandığı 90 liraya domates sattım Ankon. Büyük kasalarla. Geçen sene hiç pahalı demiyorlardı. Bu sene 1,5'a düştü. Pahalı dediler. Yani senin masrafını karşılıyor mu? Karşılıyor. Nasıl ettin amca? 3 sene öncesi ben bunu tarlada 1000 liraya satıyordum. 2019-20 oldu. Ta halen 1000 lira. 1000 liraya da alan o 70 kuruş diyorlar. Kavunu mu? Evet. Onda alan yok işte. Böyle kaldı tarlada. Bunu girdilerini hesap et. Mazotu, gübresi, ilacı. İlacı zaten geçen sene bir oldu kendi haline. %100 hepsine zam kodular. 5000 lira borç çıktı 15000 liraya. Siz halinizden memnun değilsiniz gibi duruyor pek. Memnun olacağız. Bundan memnun olacak bir tarafı varsa olalım. Peki zararına mı oluyor bu sizin için yoksa? Zararlı zaman gelecek. Bunu kimse ekmeyecek. Dışarıdan herkes kavun gelecek, domates gelecek, biber gelecek diye bakacak. Bu memleket böyle oldu. İter olmasını bekliyorlar diyorsun. Ya, öyle o günlere geleceğiz yani. Korkuyorum ben, o günlere geleceğiz. Zararına kaç gün çalışacak çiftçi? Peki bunlar kendi imalatınız mı? Kendi imalatımız tabii canım. 40 dekar bu kavun. Nerelisiniz siz? Küçükköylü. Küçükköy'den buraya getirdiniz. Satamıyorsunuz. Siz nasıl olması isterdiniz? Ne kadar bir fiyat olması gerekirdi sizce karşılaması için zararınız? Bu kavunun en azından burada 2 liraya satılması lazım. Benim masrafım karşılaması için. Ama ben bunu halen tacını burada 1 liraya 1,5'a satıyorsun. O da 1,5'a satamıyorsun da 1 lira bekliyor. Bir ton kavun 10 gündür bekliyor. Tarlada 40 dönüm kavun kaldı. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz abicim 40 dönüm? Çaresiz işte, hiçbir yapacağımız bir şey yok. Ettiğim masrafı alamayacağım ben bunu. 30 milyarları masraf ettim bu tarlaya. Selamünaleyküm dayıcığım, kolay gelsin. Sağ ol amcam. Abicim karpuz mu satıyorsunuz burada? Karpuz satıyoruz işte. Ne kadara satıyorsunuz karpuzu? Karpuzu kaça satacaksın amcam işte? 70 kuruş, 80 kuruş. Peki kendi imalatınız bunlar yoksa satın mı alıyorsunuz? Kendi imalatımız. Zararınızı karşılıyor mu? Ne karşılayacak amcam? Gübrenin çuvalı olmuş 110 lira. 120 lira. Nasıl zarar karşılayacak bu? Yani kâr mı ediyorsunuz, kârdan zarar mı? Of. Sorma gari onları. Onları sordun mu bağrım yangın. ya. Siz durumdan memnun değilsiniz pek. Aha, buna baksana. Buna. Çiftçinin halini görüyorsun değil mi? Buna bak. Şimdi su bastık geldik işte. Kolay gelsin amcacığım. 1 lira dediğim adam pahalı diyor. 50 kuruş olma mı?